Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünün konusu kuyruk sokum ağrısı, yani pöçük ağrısı. Pöçük ağrısı için, kuyruk sokum ağrısı için neler yapabiliriz? Evde hangi egzersizler uygulayabiliriz? Buyurun konuşalım. Hemen kısaca maket üzerinden anlatayım. Omurgamızın devamında yer alan en aşağıda bulunan 3 veya 5 kemikten oluşan üçgen şeklindeki yapıdır. Biz buna coccyx diyoruz. Bir de şuradan bakalım. Şuradaki hareketli yapı kuyruk sokumumuzdur. Bizim hareketlerimiz esnasında oturmadan ayağa kalkma, ayaktayken oturma, egzersiz sırasında, yürüyüş sırasında şöyle ufak ufak hareketleri mevcuttur. Kuyruk sokumu kemiğimizin başlıca iki tane görevi vardır. Bunlar oturma esnasında omurgamızı desteklemek. İkincisi ise bu bölgede yer alan pelvik taban kasları dediğimiz, yani idrarımızı, çişimizi tutup bırakmamızı sağlayan kasların, tendonun, bağların yapışma yeridir, bağlantı noktasıdır. Peki neler kuyruk sokumu ağrısı yapar? Uzun süreli oturmak ağrı sebebiyeti olabilir. Bu durumda masa başında çalışanlar risk teşkil ediyor. Hamilelik ve doğumla beraber kuyruk sokumu kemiği zorlanabilir ve ağrı sebebiyeti verebilir. Ve en sık gördüğümüz popo üstüne düşmeyle beraber kuyruk sokumu kemiği kırılabilir, dönebilir. Bu bölgede ağrı yangı oluşabilir ve çok zorlayıcı, cidden ızdırap verici bir ağrıdır. Kuyruk sokuma ağrısı kadınlarda erkeklere göre daha fazladır. Yaratılış gereği doğum ve hamilelik sürecinden dolayı pelvis dediğimiz leğen kemiğinin bulunduğu bölge kadınlarda daha geniş ve yayvandır doğumu kolaylaştırmak için. Ve bu da kuyruk sokumu kemiğinin dışarı doğru yönelmesine yol açar. Dışarıda duran kemik de hasar görmeye, zedelenmeye daha açıktır. Anatomiden ve ağrı neden oluşuyor bundan bahsettik. Şimdi en sevdiğim kısma geçelim, egzersizlere gidelim. İlk egzersizimizle başlayalım. Bunun için bir yastığa ihtiyacımız var. Yastığı tam kuyruk sokumu kemiğimizin altına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Popo, kuyruk sokumu, bel bölgesinde içeren bir yastık olursa harika olur. Dizlerimiz bükülü bir şekilde sırt üstü uzanıyoruz. Yastığı yerleştirdim. Göreceğiniz egzersiz çok küçük ama çok etkili bir egzersiz. Pelvik tilt egzersiz diyoruz. Burada bel boşluğumuzu azaltmaya çalışıyoruz. Yastığı da yatağa doğru ezmeye çalışıyoruz. 5-6 saniye kadar durdum. Bıraktım. Belimi düzelttim. Yastığı ezmeye çalışıyorum. Belimi yatağa doğru bastırdım. Bıraktım. Şu hareket, karnınızı da burada içeri doğru çekiyorsunuz. Karın kaslarınızı da çalıştırın. Bunu 20 tekrarlı olacak şekilde yapalım. İkinci egzersizimizde yine aynı şekilde yatıyoruz. Burada yapacağımız şey dizlerimizi, İki dizimizi kendimize doğru çekmek olacak. Şu hareketi yapacağız. Ritmik bir şekilde, hiçbir bekleme süresi olmadan bunu yapabiliriz. Burada yaptığımız şey hem kuyruk sokumu kemiğimizi hem de bel bölgesini hareketlendirmek, aralığını açmak. Bunu 30 tekrarlı olacak şekilde yapalım. Şu an oradaki hem kan dolaşımı artıyor, iyileşme mekanizması devreye giriyor. 30 tekrar yaptıktan sonra yine kendimize doğru çektik. Burada 15-20 saniye kadar bekleyelim. Hem de germe yapıyoruz şimdi. Bıraktım. Çektim. En az 15 saniye kadar duracağım. Bu egzersizimizde 20 tekrar olacak şekilde yapalım. Bir sonraki egzersizimiz piriformis kasına germe egzersizi olacak. Bu kas sakrum dediğimiz leğen kemiğinin bulunduğu bölgeye yapışan bir kastır.
kasın uzunluğunu artırarak, gerginliğini azaltarak pelvis bölgesinde, kuyruk sokumu bölgesinde rahatlamayı amaçlayacağız. Bu egzersizimizde yapacağımız şey sırt üstü bir şekilde dizlerimiz bükülü halde yatıyoruz. Bir bacağımızı karşı dizimize gelecek şekilde kaldırıyoruz. Ve diğer bacağımızı kendimize doğru çekiyoruz. Bu benim hastalarıma en fazla önerdiğim egzersiz olabilir. Cidden çok çok etkili bir egzersiz. Burada bir gerilme hissedeceğiz. Şu bacağımın bulunduğu popo bölgesinde gerilmeyi hissediyorum. Yaklaşık 15 saniye kadar durup bırakacağım. Tekrarlıyorum. Bacağımı kendime doğru çektim. Gerilmeyi hissettim ve bıraktım. Bunu kuyruk sokumu ağrısı tedavisinde iki taraflı da uygulayın lütfen. Hemen diğer bacağımı yapıyorum. Kaldırdım, koydum. Karşı bacağımı kendime doğru çektim. Şu bölgede gerilmeyi hissettim. 15-20 saniye bekliyorum. Bıraktım. Bu egzersiziniz de 20 tekrar olacak şekilde lütfen uygulayın. Sonraki egzersizimizde emekleme pozisyonunda duruyoruz. Tek farkı bacaklarımız biraz aralıklı olacak. Hemen göstereyim. Bacaklarımızı aralıklı bıraktık. Ellerimiz de omuz hizamızın birazcık önünde duruyor. Yapacağımız şey popomuzu ayaklarımıza doğru götürüyoruz. Sanki oturuyoruz. Hem omurgamızı hem kuyruk sokumu bölgemizi geriyoruz. Alnımız yerde durabilir. Yaklaşık 15 saniye kadar burada durdum. Bıraktım. Tekrarlıyorum. Ayaklarıma doğru oturdum. 15 saniye kadar duruyorum. Bıraktım. Bu hareketimizi de 20 tekrar olacak şekilde yapalım. Sıradaki egzersizimiz bu bölgedeki kaslarımızı biraz kuvvetlendirme egzersizi olacak. Yine yastığı kullanalım çünkü çok hassas, çok ızdıraplı bir ağrı dedik. Ağrıyı tetiklemeyelim. Dizlerimiz bükülü bir şekilde sırt üstü yatıyoruz. Yapacağımız egzersiz köprü egzersizi. Burada belimizi havaya doğru kaldırıyoruz. Popo bölgemizi sıktık. Bıraktım. Yukarı doğru kaldırıyorum. Popomuzu sıktık. Bırakıyoruz. Bu egzersizimizi de 20 tekrarlı yapalım. Geldik son egzersizimize. Bu egzersizimizi yine yastıklı olacak şekilde uygulayacağız. Sırt üstü yatıyoruz. Bir diziniz bükülü durabilir. İki türünü de anlatacağım size. Yapacağımız şey bir dizi kendinize doğru çekip uzatmak. Çektik, uzattık. Eğer yapabiliyorsanız karşı bacağınız tamamen yerde olacak şekilde dursun. Bacağımızı kendimize çektik, uzattık. Bunu iki taraflı olacak şekilde de uygulayalım. Çektim, uzattım. Yapabiliyorsanız aşağıda dursun. Çektik, uzattık. İkisini de 20 tekrarlı yapalım. Kuyruk sokumu ağrısı için sizlere hazırladığım egzersizler bunlardı. Düzenli olarak yaparsanız eğer inanın anlamlı farklar göreceksiniz. Bir de bunların yanında size önerim. Kuyruk sokumu ağrısı yaşıyorsanız eğer oturma simidi kullanmanız. Şuraya fotoğrafını koyarım. Nereye gidiyorsanız gidin, ister işe gidin, ister sinemaya gidin. Her yerde yanınızda taşıyın, egzersizlerle beraber muhakkak uygulayın. Ortasının yuvarlak bir şekilde olması sebebiyle oturduğunuzda yerle kuyruk sokumu arasındaki bölgenin temasını keseceği için ağrılarla mücadelemiz daha etkili olacaktır. Oturma simidinin yanında size önerim bir de lütfen yürümeyi ihmal etmeyin. Hatta egzersiz aralarına bile yürüyüşü ekleyebilirsiniz. Yürüyerek dolaşımımızı artırarak bu bölgenin iyileşmesini hızlandıracağız.
Kuyruk sokumu ağrısı için sizlere hazırladığım egzersizler ve öneriler bunlardı. Lütfen egzersizlerinizi düzenli yapmayı ihmal etmeyin. Hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını görmek istiyorsanız eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.